Merhabalar, Seval'in Günlük Yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle acılı ezme biber turşusu tarifini yapacağım. Hemen yapımına geçiyorum. Acılı ezme biber turşusu için gerekli malzemelerimiz. Ben yarım kilo çok acı olan biberden aldım bu şekilde. 5 kiloya yakın domates, bol maydanoz. Malzemelerimiz bu şekilde. Biberlerin uç kısmını alıyorum. İçine dokunmadan çünkü inanılmaz acı bir biber. Malzemelerimizi robottan geçirelim. Öncelikle yarım kilo çok acı olan biberimi robotta çekiyorum. İyice ince attım biberleri. Şimdi karıştırma kabıma öncelikle çektiğim çok acı cin biberleri döküyorum. Muhteşem salata tadında acı mı acı harika bir domatesli acılı cin biber turşumuz, ezmemiz. Her şey denebiliyor. Bu şekilde domatesleri de geçirelim. Domatesleri de robotta iyice inceltelim. Kabuğunu soymaya gerek yok. Şöyle bolca sarımsak da robotta çekelim. Üç baş sarımsak kullandım. Sizin tercihinize bağlı. Sarımsaklı domates sosumuzu da ilave edelim. Bütün domatesleri bu şekilde çekelim. Şöyle domatesleri çok küçültmüyorum robotta çekeceğim için. İri iri doğruyorum. Gördüğünüz gibi kabuğunu soymuyorum. Kilo domatesin hepsini iri iri doğradım. Robottan çekip acılı biber ezmesi turşusuna karıştıracağım, ilave edeceğim. Diğer kalan sarımsağı da ilave ediyorum ve bütün domatesleri bu şekilde çekiyorum. 2 bağ maydanoz kullanıyorum. Dilerseniz siz daha fazla da kullanabilirsiniz. Daha az da kullanabilirsiniz. Malzemelerin oranları sizin tercihinize bağlı. Ben yarım kilo çok acı biber kullandım. Siz dilerseniz daha fazla da artırabilirsiniz acı oranını seviyorsanız ya da daha az acı olmasını istiyorsanız biberin oranını daha da hafifletebilirsiniz ya da bir miktar tatlı biber de yine robottan geçirip salatamıza, acı biber turşumuza ilave edebilirsiniz. Maydanozları da aynı şekilde çekelim. Birkaç parça da Charleston biberi ilave ediyorum. Salatamıza yeşil renk vermesi için. Malzemelerimizin hepsini robottan çektim. Şimdi tuzu yağı ve sirkesini ilave ettikten sonra turşumuz artık yenmeye hazır hale gelecek. Eskiden bu yana çok zorluklarla yaptığımız domates ezmesi turşusu, acı biber soslu, cin biber soslu domates turşumuzu malzemelerini çok pratik bir şekilde robotla güzelce kıydık. Şimdi bütün malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum ve bir miktar gazının çıkmasını bekleyeceğim.
Evet arkadaşlar, ezmemizin sebze kısmını güzelce rondodan geçirdik. Şimdi yağı, tuzu ve sirkesini ayarlayacağız. 1,5 çay bardağı sızma zeytinyağı, 1,5 çay bardağı üzüm sirkesi, elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize bağlı. 3 yemek kaşığı da salamura tuz kullanacağım. Şimdi malzemelerimi turşuma ilave ediyorum. Üzüm sirkemi ilave ediyorum. Ve en son 3 yemek kaşığı salamura tuzumu da ilave edeceğim. Şöyle bir kontrol edin yine. Eğer tuzu eksik gelirse veya bir miktar daha yağ ilave etmek isterseniz şöyle damak tadınıza göre bir değerlendirme yapın. Tuzunu biraz daha ilave edebilirsiniz. Tuzunu kontrol etmek istiyorum. 3 yemek kaşığı kaya tuzu ilave etmiştim. Tuzu biraz az geldi. Şöyle 1 yemek kaşığı da iyotlu tuz ilave ediyorum. Dediğim gibi siz de kontrol ederek tuz oranını ayarlayabilirsiniz. Acılı ezme turşusunu artık kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Turşumuzu soğuk ortamda buzdolabında saklamanızı öneririm. Şöyle kavanozun ağız kısımlarını iyice temizleyelim. Bir miktar yağ gezdiriyorum. Ve bir miktar da tuz ilave edeceğim. Şöyle üzerine gezdirip kapağını kapatacağım. Kapağını sıkıca kapattıktan sonra acılı ezme turşusunu buzdolabında tepsiye dizerek muhafaza ettim. Acılı ezme turşusu tarifim bu şekildeydi. Deneyeceklere umarım beğenir ve denersiniz. Çok pratik. Hem kışın hemen elimizin altında bulunacak güzel bir sos tarifi. Deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videomu takipte kalmak isterseniz kanalıma abone olup beğenip izlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.